İnsanla ilgili önemli bir şey var. İnsan aslında her ortama adapte olabilen bir canlı. Bir kere onu koyup başlayalım. Ama bunun bir sınırı var. Bu sınırı da biyolojik ayarlarımız belirliyor. Ben geçen bölümde dedim ya yani en önemli bilgi biyolojidir diye. Anlamamız gereken çok önemli bir şey var. Bir organizmanın nesiller boyunca özelliklerini değiştirebilmesi öyle kısa bir sürede olmuyor. Bir ömür süresinde, birkaç yüz ömür süresinde de olmuyor. Milyon sene mertebeleriyle ifade ettiğimiz zamanlara ihtiyacımız var. Bunun da bir kuralı var. Mesela bir canlı diyelim. 500 bin nesil sonra falanca özelliği geliştirecekse, yeni bir özellik ortaya çıkaracaksa o özelliğin ortaya çıkmasını zorlayan sürekli ortam şartları lazım. Bir örnek, diyelim ki bulunan, yaşanılan bölgede bir grup canlı için su azaldı. Artık eskisi kadar su yok. E, canlılar tabii ki ciddi sıkıntı çekecekler. Birçoğu ölecek susuzluktan evet. ama yeterince uzun süre bu baskı devam ederse canlılık sürekli yeni varyasyonlar ürettiği için her üremede günün birinde Az suyla yaşayabilen versiyonlar ortaya çıkacak ve bu az suyla yaşayabilme özelliği avantajlı olduğu için bir süre sonra o popülasyonun, o hayvan ya da bitki topluluğunun az suyla yaşayan versiyonları ortama hakim hmm. olacak ve o canlı değişecek yavaş yavaş. Ama dikkat edin hem yüz binlerce sene, milyon sene mertebesinde bir zaman hem de sürekli bir baskı lazım. Şimdi bizim durumumuza bakalım. Dijital devrim dediğim şey 30 yaşında. 30 yıl. Hiçbir şey değil. Sanayi devrim dediğin sen 200 sene. Yani 5000-6000 bin, bin sene önce biz zaten yazıyı bulduk. Yani daha yeni yeni medenileşmeye başlıyoruz. Dolayısıyla biyolojik bir varlık olarak bütün medeniyet hikayemizin hiçbir dönemi bizi değişmeye izin verecek kadar uzun süre zorlamadı. Hmm. Ve şimdi benim hep söylüyorum 21 yaşındaki büyük kızım, 15 yaşındaki küçük kızımla ilgili bana diyor ki ben bu yeni nesli anlamıyorum. Bak 5-6 yılda bir dünyaları değişiyor. Şimdi. şimdi böyle bir şeye bedenen, biyolojik olarak adapte olmanın imkanı yok. Biz ne yapıyoruz? zihinsel olarak kıvraklığımız sayesinde adapte olmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi sınırı biyolojik. Mesela beynimiz tamamen biyolojik bir sistem. Bedenimiz tamamen biyolojik bir sistem. Ben fabrika aralarında ne anlattım uzun uzun? İşte hasta oluyoruz. Niye? Hareket etmediğimiz için. Çünkü beden harekete ayarlı. Ama bugünkü bütün teknoloji ve medeniyet sen otur abi ben sana yemek getireyim. Sen işte bir koltuğa otur ben seni kıtalar arası uçurayım falan böyle çalışıyor. Binlerce kilometre gidiyorsun ama bedenen hiç hareket yok. Bu benim adaptasyon sınırlarım içerisinde neticede bana zarar veriyor. Çünkü benim vücudum hareket etmek için, benim vücudum az yemek için, benim vücudum ve zihnim diğer insanlarla gerçek ilişkiler kurmak için, benim vücudum ve zihnim gerçek stres unsurlarıyla mücadele etmek ve onları çözmek için ayarlanmış. Böyle sanal bugün gündemimizde olan streslerle ilgili hazırlıklı değiliz mesela ve benim yine ayarlarım kendimi zorlayıp geliştirmeye programlı. Hep aynı hayatı yaşadığım, benim için çizilmiş bir senaryonun içerisinde tıngır tıngır yaşadığım bir hayat beni hasta ediyor sonuçta. Şimdi bütün bunlara bakarsan modern medeniyet işte kültürümüz ve teknolojimiz sayesinde bugün bu noktada. Fakat biz bunları yaparken şu soruyu hiç sormadık. Ya bu insan ne arkadaş? Bu insanın gerçekten neye ihtiyacı var? Mesela bu kadar hızlı teknoloji yapıyorum da ya bu insan bu kadar hıza ihtiyacı var mı? Bunu bir soralım. Benim sevgili dostum Atıl'ın Ankara'da bir teknomarket gezerken dikkatimi çektiği bir konudan aslında aklıma düştü bu. O zamanlar bu laptoplar için taşınabilir fareler yeni çıkıyordu. Ve sürekli de bir inovasyon yarışı, daha küçük, daha küçük, daha küçük mouse'lar yapıyorlar ki çantaya kolay sığsın. Atıl dedi ki ya mouse'lar sürekli küçülüyor da benim elim aynı, ne yapacağız? <laughs> Tutamıyorum dedi o mouse'ları yani. E şimdi dolayısıyla ergonomide bu işin bir sınırı olduğu gibi yaşamda da biyolojik sistemin bir adaptasyon sınırı var. Bugün iddiam şu ki biz bu adaptasyon sınırının ucuna geldik. Çünkü az önce zikrettiğin gibi kitapta sıklıkla bütün kitaplarımda bahsetmeye çalıştım. Yokluklar devri için ayarlanmış bir canlı, çokluklar döneminde başka bir tavır geliştirmek zorunda. Geçen bölümün sonunda bir yere gelmiştik konuşurken. Mesela sürekli bir fırsatçılıkla dünyaya bakmak. Yani hep bu düzen gitsin, bir fırsatını bulunca da ben bir köşeyi döneyim ya da işte şanslı bir kariyer yapayım bilmem ne. Fırsat kafası nereden geliyor? Kaynakların çok az olduğu ve bir kaynak bulduğunuz zaman hayatının değiştiği yokluklar ortamında. Mesela avcı toplayıcı olduğunu düşün. Daha önceden avcı bir hayvanın öldürdüğü ama yemeden gittiği bir karkas buldun, bir yeni ceset buldun işte bir hayvan. Ne büyük bir nimet düşünsen. Kovalamadın, uğraşmadın, hazır. Mesela böyle fırsatlara gözü ne kadar açıksa bir canın o kadar hayatta kalabiliyor. Ama sen bugün geliyorsun bugünün dünyasında her yerin aslında fırsatlarla çevrili. O fırsatları analitik bir şekilde izleyip kendi fırsatını yaratabileceğim bir dünyada kendini sürekli voley vurmaya çalışırken dikkat et küçük küçük örerek çalışarak hani bir şeyler inşa etmek birçok insana aptallık gibi ya da enayilik gibi geliyor. Halbuki gerçek servet, gerçek varlık, gerçek entelektüellik, gerçek derinlik ve bilgelik böyle oluşturuluyor ama Mesela ne bekliyoruz? Ya YouTube'dan bir video seyredeyim bu işi çözeyim falan. Ya işte mesela diyelim sürekli bir kronik rahatsızlığım var. Bir doktor bir ilaç versin tak diye geçsin. E böyle olmuyor. Vücudumuzdaki birçok sorun, zihnimizdeki birçok sorun uzun vadeli yaşamsal alışkanlıklarımızla alakalı olarak bize misafir oluyor zaten. Bize bir şey söylüyor. Ve bizim bir şeyleri değiştirip yeni bir hayat örmemiz gerekiyor. Ama fırsattan gözümüzü çevirip de bu işe dönemediğimiz için hep fırsat zihniyle yaşadığımız için kariyerlerimizde, hayatımızda, büyük kararlarımızda hep hasbel kader. Bir fırsat gelirse para kazanırsın. Bir fırsat gelirse ünlü oluyorsun. Bir fırsat gelirse bir şey oluyorsun. Halbuki çokluklar dünyasının temel bir kuralı var. En çok bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada da uzun uzun ara ara söylemeye çalıştım. Bu devrin esas becerisi fırsatı bulup hayatına dahil etmek değil. Elemek, hayır demek hayatındaki gereksizlikleri çıkarmak. Mesela sağlıklı beslenmenin yolu yediğinin yarısını yemek. Sağlıklı hareketin yolu yaptığın bir sürü şey yapmayı bırakmak. Yani o gereksiz meşgaleleri hayatından çıkarmak. Çünkü zamanın açılıyor. Zaman verimsizliğinin zaten en büyük çaresi gereksizlikleri çıkarmak. Gerçek ilişkilerin en büyük metodu, en sağlam metodu gereksiz ilişkileri hayatından çıkarmak. Yani aslında bir eksiltme haline ihtiyacımız var. Biz sürekli mucize arayıp bir şey katmaya çalışıyoruz hayatımıza. Modern hastalık bu. O yüzden biyoloji anlamak iyidir. Yokluklar dönemini anlamak iyidir. Onlar eskilerin hikayeleri değil. Bugün bizim yaşamamızın zeminini oluşturan biyolojimizin nereden geldiğini anlatıyor bize. Bunu anlarsak bu dünyada niye bu kadar zorluk çektiğimizi anlayacağız. Herkesin en fazla eğlenme, öğrenme, bilmem ne imkanına sahip olduğu bir zamanda en çok can sıkıntısı, en çok yalnızlık, en çok kararsızlık, en çok bocalamayı yaşamamız tesadüfen değil. Bu beyin ve bu beden böyle bir çokluk dünyası için yapılmadı. O yüzden burada yeni bir bilgelik geliştirmemiz lazım. Yeni dünyanın cesur insanı bunu oluşturacak olanlar için bir eskiz denemesi. Öyle bir işte buna göre yaşa bilgi olursun gibi bir iddiam yok ama yarın bir gün birisi fark edecekse ha ya abi başka bir şekilde yaşamamız lazım. Bu bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemin de kartları bunu okuyup gaza gelsinler, böyle şeyleri okuyup köklere dönsünler ve kimsenin sormadığı o çok basit soruları bir daha sorsunlar, işler çözülecek. Hiç zor değil. İnsanın adaptasyon kapasitesi sadece verilene alışmasıyla ilgili değildir. İnsan ortam yaratır. Bugünkü dünyamızı yarattığımız gibi. Ve her şeyin içerisinde de kendi ortamınızı yaratmanız mümkün. Bir tek gücünüzü, sınırlarınızı, imkanlarınızı, tehditlerinizi, zayıflıklarınızı ve güçlü yönlerinizi iyi anlayın burada da harika bir biyoloji var yani onu biraz öğrenmek fena fikir değil